Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin yıl dönümünü değerlendirdi, önemli uyarılarda bulundu. 15 Temmuz gecesi milletimizin ortaya koyduğu milli irade, toplumun bütün kesimlerinin temsil edildiği bir milli istişare sürecine dönüşmelidir. Türkiye'nin darbe girişimiyle karşılaşmaması için 10 maddelik bildiri açıklayan Karamollaoğlu, yaşadığımız coğrafya güçlü bir orduyu zorunlu kılmaktadır dedi. Bu süreçte junta zihniyetiyle mücadele ederken biz FETÖ ile yaptığımız mücadeledeki hataları tekrar etmemeliyiz. Vatan hainleriyle vatanseverlerin ayrımını çok titiz bir şekilde yapmalıyız. Devlet yapılanmasında yandaşlık değil, ehliyete ve liyakata önem verilmelidir. Manifestoda Türkiye'nin dış güçler tarafından çevrelendiğini söyleyen Karamollaoğlu, darbe girişimlerinin daha çok milli gelirin düşük olduğu ülkelerde yaşandığını savundu. Türkiye, batılı ülkeler tarafından maalesef siyasi ve psikolojik kuşatma altına alınmaya çalışılmaktadır. Milli gelirin düşük, adil paylaşımın bozuk olduğu ülkeler darbe girişimlerine muhatap daha çok olmaktadırlar. Bu yüzden acilen tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmelidir. Adil bir gelir dağılımı sağlanmalıdır. Karamollaoğlu, FETÖ ve örgüte ilişkin açılan davalarla ilgili hükümete çağrı yaptı. Şunu unutmayın, bu adamları 10 sene bağrınızda siz beslediniz. Bu devletin sinir uçlarına girene kadar nüfuz etmelerini siz sağladınız. Kukla ile uğraşırken kuklacıyı unutuyoruz. Bu hain kalkışmanın ardındaki karanlık mihraklara karşı gerekli hiçbir tedbiri almıyoruz.